Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda Küçük Kurbağa şarkısına başlamıştık. Onun akorlarını bulmuştuk. Daha sonra akorları baz alarak buna ritmik bir eşlik tasarlamıştık. Hatta hatırlarsanız şu ölçü boş kalıyordu. Burayı şuradaki ritimle, yani sağ elin ritmiyle eşliklendirmiştik. Yani şöyle olmuştu. Bir dinleyelim. Evet, bu şekilde en azından durmayan bir ritim olmuş oluyor. Bu şekilde devam ediyor. Daha sonra ne oluyor? Buradan şuraya atlıyoruz. Evet. Şimdi bu dersimizde yine biraz bunu şekillendirelim. Şuraya. Şunları siliyorum arkadaşlar. Ben dediğim gibi hazırlık yapmıyorum. Ön hazırlık. En azından sizler de programı görün istiyorum. Şuradan buraya tıkladım. Ölçü araçlarına. Şuraları komple sildim arkadaşlar. Şu an tıklayıp delete yapıyorum. Evet. Şimdi ezgimizi alıyoruz tekrar. Buradan gelip ben şöyle komple mi alsam? Yok. Şöyle ezgiyi aldım. Yanlış yeri kopyaladık. Evet, bu şekilde. Ben yine ana şablonu bozmuyorum arkadaşlar. Dikkat edin. Bulduğum do majör, do majör, do majör, sol majör ama altılı yapıda si re sol çevrim. Burası da yine sol majör, sol majör, sol majör, do majör. Bakın çok basit. Yani ekstra bir şey yapmıyorum. Bunu yapacağım. Geçen videoda bahsetmiştim. Şurada bir değişiklik yapacağım. Bir farklı bir renk katacağız oraya. Şimdi bir Alberti bas buna yapalım. Bir önceki videolarda da bahsettiğim gibi Alberti basın çok çeşitleri var arkadaşlar. Mesela bunlardan birisi şu olabilir. Bu bir Alberti bas. Mesela bunun da çeşitleri var. Mesela do mi, do mi sol, do mi sol şeklinde. Şu an burayı 3-8'lik yapmam gerekiyor. O yüzden böyle olmadı. Mesela şu olabilir. Do, sol, mi. Pardon. Aynısını yazdık. Mesela ne olabilir? Do, mi, sol, mi. Arda arda bunu işleyebiliriz. Bakın farklı. Do, sol, mi, sol farklı. İşte burayı tekrar ettiğini düşünün. Do mi sol, do mi sol, do mi sol farklı. Do mi sol mi, do mi sol mi farklı. Yani bunun çok çeşitleri var. Şimdi bakalım bu parçaya ne uygun olabilir. Şimdi do sol mi sol de yapabiliriz. Bir deneyerek görelim bir ölçüde. Ben niye bunları yazarak yapıyorum? Hani böyle bitmiş metni göstermektense bu tarz çalışmaları yaparken neler denediğimizi, ne türlü yollardan geçtiğimizi görün istiyorum. Şimdi bakın bu birinci yapı. Do, sol, mi, sol. Bu böyle gider. Aynı ezgi ama şu şeyi farklı. Eşlik farklı. Gördünüz mü? Evet. Şimdi şu standart bir Alberti bas. Ben, yani herkesin zevki farklı olabilir ama ben şunu kullanmak istiyorum. Tabii herkesin eşlik yapma kabiliyeti, bilgisi farklı olabilir ama burada önemli olan nokta şu. Ben şu an bu parçaya bu kalıpla başladım. Arkadaşlar işte do majör, do majör, do majör, sol majör. Ben şu an bu kalıp üzerinden gidiyorum. Bakın ekstra bir şey yapmıyorum. Bahsettiğim gibi şurada bir renk yapacağım az sonra ama
Ana kalıbımı bozmuyorum ben. Şimdi. Burayı bozdum. Bunu buraya kopyaladım. Bunu da buraya kopyaladım. Burası ne olur arkadaşlar? O zaman ben, bakın burada ne var? Si, re, sol. O zaman ben burayı da si, re, sol şeklinde, yani si, re, sol, re şeklinde tasarlamam gerekiyor. Bakalım. Si, re, sol, re. Evet. Şurası aynıydı. Yine si, re, soldü. Bazen şu fa'ya, işte fa majör, bu re'ye, sol majör gibi düşünülebilir ama ne demiştik ilk videolarda? Bazen notanın bir tanesini, bazen ikisini, bazen dördünü düşünmemiz gerekiyor tonu bulabilmemiz için. Yani her sese bir farklı akor bulmak zorunda değiliz. Yoksa melodi kimliğinin dışına çıkıyor. Bakın bunları kopyaladım aynısını buraya. Sonra geldim bunu da buraya kopyaladım. Bakalım nasıl bir ezgi çıkmış. Şu an ne yaptık arkadaşlar? Sadece bir örnek, şurada bir dinletme yaptım. Sonra kendimizce bir şablon belirledik. Dedik ki standardı kullanmayalım. Do, sol, mi, sol'ü. Do, mi, sol, mi, do, mi, sol, mi kullanalım dedik. Ondan sonra ana akorlarımı bozmadan, bakın şunları, akorlarımı bozmadan bu akorları parçaladım ve yazdım. Şu an hiç dinledim mi? Dinlemedim. Ama armonisi doğru. Şu an bu kalıba göre. Armonisi doğru. Dinleyelim. Aşağı geçiyor. Gördünüz mü? Ne kadar da canlı bir kalıp oldu böyle. Biraz hareketlendi parça. Niye aynı parça üzerinde ya da bu kadar basit bir parça üzerinde bunları yapıyorum arkadaşlar? Bu işi temelden iyice öğrenmenizi istiyorum. Yani burada ana akorları bulduk. Burada bakın bir ritmik. Gördünüz mü? Son zamana bir ritmik yapı geliştirdik. Sonra burada da Alberti Bass'ın bir türünü kullandık. Mesela şurada ezgi yürüyor. Bu sözleri çok olan bir parça. Burada şöyle bitirebiliriz. Bakın şöyle bitmiyor aslında. Burada bir parçayı şöyle bitirebiliriz. Pardon. Bu şekilde parçaya bir bitiriş verebiliriz. Bakın. Parça bitti. Şimdi bir de bu tarz eşlikleri yaparken arkadaşlar bazı sesler var birbiriyle çarpışıyor gibi duruyor. Mesela mi la. Hani hocam işte do mi sol içerisinde mi la yok. Şurada belki güzel tınlıyor. Geçiş ses. Ama şurada mi ile la üst üste gelince biraz böyle dörtlü gibi tınlıyor. Gördünüz mü? Biraz fazla tınlıyor. Ama bu parçayı hızlı çaldığımızı düşünün. Bakın o kayboluyor, gidiyor. Büyük piyano eserlerini de deşifre ederken arkadaşlar bu sıkıntıyı çekiyor birçok kişi. Çok yavaş deşifre yaptığımızda yani böyle ilginç ilginç sesler birbiriyle çarpışıyor gibi duruyor ama parça hızlanınca o ortadan kalkıyor. Yani parçanın orijinal armonisi, bestecinin bize duyurmak istediği tını kendiliğinden ortaya çıkıyor. Bunu bir inşaat süreci gibi düşünün. Bir ev yapılır gibi. Yani tuğlalar bir yerde, işte prizler bir yerde, kablolar bir yerde. Ama bunlar yavaş yavaş ortaya çıkıp yavaş yavaş temizlendiğinde bir ev hali aldığında oturulacak bir ev oluyor. Parçalarımız da öyle. Çok yavaş çaldığımızda bu tarz yapıları haliyle bir çarpışma, bir kulak kirliliği gibi duruyor ama orijinal hale, yani parçayı
bestecinin istediği şekilde çaldığımızda bu küçük küçük kulak tırmalamalar ortadan kalkıyor. Şimdi arkadaşlar şuraya gelelim. Ben şurada bir şey yapacağız demiştim. Burada bir değişik bir armoni geçişi demeyeyim de küçük böyle minik bir modülasyon olabilir ama modülasyon da diyemeyiz. Parça içerisinde minik bir geçiş uygulayacağım. Yani renk değiştireceğim. İlk derslerde hatırladığınız üzere yan derecelere geçmeyeceğimi söylemiştim. Burada minik bir geçiş yapalım. Çünkü bu parça bunu istiyor. Böyle bir geçişi istiyor arkadaşlar. Şimdi buna ne demiştik? Eşlik 2. Bakın çok basitten yapıyoruz. Buna ne diyoruz? Eşlik 3. Evet. Yani sadece şu ekran görüntüsünü alıp çalabilirsiniz de ama bu sadece çalmayla kalır. Bizler çaldığımız zaman bazen sadece melodiyi duyalım, işte parçamızı çalalım, bitsin diye düşünüyoruz ama bunu bir de derinlemesine analiz etmek gerekiyor her zaman. Nasıl yazdığımızı, neler düşündüğümüzü görmek, dikkatli dinlemek burada önemli. Şimdi geldim eşlik 4'e bakın. Orada ne yapacağım acaba? Eşlik 4. Buraya yazdım. Dediğim gibi bunlar birer varyasyon değil. Sadece eşlik modelleri üzerinden bu işi toparlamaya çalışıyoruz. Şimdi aynı akorları kullanacağım. Ben burada yeni bir şablon oluşturacağım arkadaşlar. Bakın. Bozmayacağım. Önce akor şablonumu oluşturacağım. Bakın. Değişik çeşitlemeler yapmadan önce parçanın iskeletini tekrar eski haline getiriyorum. Parçamızın iskeleti buydu arkadaşlar. Bakın. Do majör, do majör, do majör, sol majör. Şimdi şurada bir sol la sol mi sesleri var. Burada da fa re var. Arkadaşlar şu fa re sesi. Ben tekrar biraz ölçü ekleyeyim. Nereden ekliyorduk onu? Ölçü araçlarına tıklıyorduk. Sağ. Ölçü ekle. Buraya bir 40 tane ekleyeyim. O devamlı bulur. Sonra ne yapıyorduk arkadaşlar? Şu düzgün. Şuraları şöyle seçip Ctrl M. Sonra Enter'a basıyorsunuz. Dörtlüyor. Ön ayar yapmıyorum. Bunu unutmayın. Öğrenin diye. Yüzdelik işareti tıkladım. Burayı 100'müş. Ben 120 yapıyorum. Niye? Daha rahat görünsün diye. Tamam. Hazırız. Şimdi ana kalıbım buydu. Bakın şurada sol, la, sol, mi, fa, re sesleri var. Bana şu fa, re sesleri acaba nerede var? Kim söyleyecek? Bakalım. Şimdi şuraya ben kısa bir dizi yazayım. Bakın arkadaşlar. Mi, fa, sol, la. Parçanın ses rejisteri bu kadar. Yani ses genişliği bu kadar. Şimdi ben bunun üstüne akor kurduğumda ne oluyor? Do, mi, sol. Re'nin üzerine kuralım. Re, fa, la. Mi'nin üzerine kuralım. Mi, sol, si. Fa'nın üzerine kurarım. Fa, la, do. Sol'ün üzerine biliyorsunuz 5. derece. Sonra la, do, mi. Bakın devam etmeyeceğim. Parçanın ses sınırı kadar ana ezgimi yazdım. Üstüne akorlarını kurdum. Şimdi biz ne kullanmıştık? 1. derece, 4. derece, 5. dereceyi kullanmıştık. Ama ben bugün şu 6 ve 2'yi de kullanmak istiyorum. Şimdi burası 2. derece. Şu ezgimize bakalım arkadaşlar. Fa re. Ne demiştik? Sol majöre sol majör yakışıyor buraya. Bu fa re'ye yakışıyor. Niye? Yedili gibi oluyor. Sol, si, re, fa. Değil mi? Fa'sı üstte, si, re, sol, altta yedili gibi. Ama ben burayı farklı bir şekilde bitirmek istiyorum. Fa re sesinin aynı anda ortak olduğu yer neresi? Arkadaşlar re, fa, la. Yani ben burayı re, fa, la diye bitirmek istiyorum. Ve burayı siliyorum. Re, fa, la. Evet. Burayı re, fa, la yazdım. Buraya. Şimdi peki buradan buraya geçmek güzel olur mu? Ya olabilir.
Bakın güzel oldu. Güzel oldu ama ortada böyle bir egzantrik renk yok. Yani o benim hoşuma gitmiyor. Ben çalışmalarımda da böyle renkleri çok seviyorum. Bu da güzel. Kötü değil. Ama nasıl diyeyim? Yani düz bir eşlik yapıyormuş gibi. İşte nasıl diyeyim? La minör, sol majör, fa majör, mi minör. Böyle sırayla her şarkıya eşlik yapıyormuş gibi bir eşlik olur bu. Ama ben bunu istemiyorum. Şimdi bakın burada ne yapacağız arkadaşlar. Tonumuz do majör mü? Do majör. Do majörün ana sesi nedir? Do'dur. Yani birinci derece. Burası nedir? İkinci derece. Yani ben şuraya ikinci dereceye mi geçmişim burada? İkinci derece. Peki arkadaşlar. İkinci derece. Ben bunu birazcık böyle sanki ton değiştirmiş gibi düşüneyim. Burasının re minör düşüneyim. Şimdi re fa'la akoru re minör, değil mi? Arkadaşlar re minör olarak düşünürsem ben burayı 5 sesi yazdım. Burayı re minör, yani re'yi ben birinci derece olarak düşünürsem bunun dominantı nedir? 5. derecesi la. Re minörün dominantı la do diyez mi. Yani ben buna biz ikincil dominant diyoruz. Şuradaki sol la sol mi seslerine bakar mısınız? La var, mi var, sadece do yok. Sol la sol mi. Şu ezgi çok rahat bir şekilde, bakın şuna. Şimdi bir atlayış yapacağım. La, do diyez, mi şeklinde yazdım. Çok ilginç oldu. Bakın ne yaptım. Do majör, do majör. Burayı unuttum. Buraya geldim. Fa re, fa re dedim ki burası benim ana tonum olsun artık. Yani ben böyle düşüneyim. Birazcık böyle düşüneyim. Değil ama böyle düşüneyim. Buraya dedim ki re fa la seslerinde fa ve re var. O zaman ben buraya re fa la yazayım. Tamam yazdım. Az önce çaldık. Çok da güzel oldu. Çünkü burada do majör vardı. Güzel oldu. Kötü değil. Ama dedim ki böyle düz bir geçiş olmasın. Bura benim ikinci derecemse do'ya göre. Re fa la ikinci derecemse. Ben bunu böyle hayali olarak birinci derece olarak göreyim. Bunun beşinci derecesi nedir acaba dedim. La majörü buldum. Yani la do diyez mi. Bir önceki ölçüye bakın ne kadar uygun. Sol la sol mi. La majörü yazdım. Ve böyle ne oldu? Renklendirmiş oldum. Bakın şimdi çalıyorum. Ne kadar güzel oldu. Bir daha yapıyorum. Evet. Harika da oldu. Burada şunu da yapabilirsiniz. La do diyez mi yazdık ya arkadaşlar. Hani eşlik çalmak kolay olsun diye. Şu la'yı şöyle ortak verebilirsiniz arkadaşlar. Daha da güzel duymuş. Böyle de olabilir, öyle de olabilir. Neye göre bu? Daha kolay çalabilelim diye. Şimdi buraya geldik. Fare demiş. Burada artık re minör. Re geçmiş demeyeyim de geçti yani böyle. Çünkü tam re minör bir modülasyon yok burada. Ben şuraya beşincil dominant arkadaşlar. Bu da şöyle yazılıyor. 5 büyük yazacağız. 5 dire 2. Yani 5'i pardon ikincil dominant. İkinci derecenin dominantı. Bir daha söylüyorum. Tonum do majör. Bunun ikinci derecesi nedir? Re'dir. Burada duruyorum. Bu re'yi ben artık bir olarak sayıyorum. Yani birinci derecem olsun benim. Bunun beşinci derecesi nedir? La majördür. Çünkü benim buraya güzel geçmem lazım. Böyle düşününce de bu akor ortaya çıkıyor. Sonra fa re. Fa re 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 fa re 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 diyorsa arkadaşlar bakın güzel artık majörden biraz minör duyurmaya başladı parça. Şurayı ben yine illa kalabilir deneyelim. Tamamen
deneysel yapıyoruz. Bakın buralara Larify'yi yine kopyaladım arkadaşlar. Gördünüz mü? Ama şurada bakın aynı konu. Şuradakinin aynısı. Çok iyi dinleyelim. Fare. Fare RR'nin altına Larify'yi koydum. Yine Larify'ye koydum. Buraya da Larify'yi koyayım. Koydum. Burada da Do Mi Sol bitsin. Böyle de güzel. Dinleyelim. Şuradan alıyorum. Şuradan alıyorum. Evet. Yani güzel ama çok da güzel olmadı. Şimdi arkadaşlar iyi dinleyin. Ben şuraya ikinci dereceye döndüm ya. Burayı birinci derece sayıp beşinci derece dominantından buraya geldim. Arkadaşlar burası nedir? Bura bizim ana tonumuzun bitişi. Yani burası benim birinci derecem değil mi? Bura benim birinci derecem değil mi? Evet, birinci derecem. Peki ben bir ölçü öncüden dominant olarak gelmeliyim. Birinci derecem doysa, artık biliyorsunuz doysa, beşinci derecem nedir? Sol, yani sol majör. O zaman benim buraya sol majör düşünmem lazım arkadaşlar. Çünkü istediğimiz etkiyi vermiyor o zaman. Evet. Buraya ne yapacağız? Sol majör düşüneceğiz. Yine en yakın hareket şöyle yapabiliriz. Sol, si, sol, si, re. Deneyelim. Da güzel oldu. Şurası tabii şeye bağlı, kişinin isteğine bağlı olabilir. Ben burayı daha kolay olsun diye, anlaşılsın diye bu şekilde yapabilirim arkadaşlar. Tabii her zaman en önemli olan şey en yakın hareket. Güzel duyuldu. Şimdi şuradan alıyorum. Bak şuradaki geçiş la majör, re minör, re minör, re minör, sol majör, ondan sonra tekrar şey do majöre geçiyor. Çok güzel oldu. Bir şey daha denemek istiyorum. Burada yedili kullansak nasıl olur acaba? Yedili şöyle açıklayayım. Re, fa, la. La'nın üstüne bir küçük üçlü daha kuruyorum. Bakalım rengi nasıl olacak. Şurada. Bu şekilde de güzel oldu. Bir sonraki çalışmalarda bunlara da deneyeceğim. Şu an sade olarak yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Ezgimize ne yaptık? Bir Alberti Bass'ın farklı bir biçimini buraya yerleştirdik. Sonra eşlik 4'te ne yaptık? Dedik ki bizim ana tonumuz do majör. Akorlarımızı yerleştirmiştik bu şekilde. Onları aldım buraya kopyaladım. Sonra dedim ki şurada bir fare var. Burayı re minör olarak düşüneyim. Burayı re minör olarak düşünürsem buraya bir geçiş akoru lazım. Bunları anlattım. Şöyle bir üstün körü söylüyorum. Sonra buraya geldim. Re minör, re minör devam ederken burası bitiyor. Birinci derece bitecek. Tamam. Do mi sol bitirdim. Ama dedim ki bir öncesinden en azından bu birinci dereceye dönüyorsa beşinci derecesinden gelsin istedim. Buradaki re fa la'yı sol si re yaptım. Daha detaylı anlayabilmek için tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Bir sonraki çalışmamızda bunu biraz daha geliştireceğim. Eşlik modelini. O çalışmada da bunu bitirmeye çalışacağım. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.